Ben hemen orada bir pencereden görüyoruz. Patlıcanlı pide yapıyor Sevimciğim. Evet. Pidenin hamurunu nasıl hazırladığını merak ettim. Nasıl hazırladım? Ilık sütümüz, bir bardak ılık sütümüz, bir bardak ılık suyumuz var. Bir bardak da sıvı yağımız var. Bir tane mayanın yarısı, yarım yaş maya. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var, bir yemek kaşığı tuzumuz var, bir tane de yumurtamız var ve unumuz var. Aldığı kadar da un yumuşak hamuru yoğuruyoruz. Sonrasında mayalanmaya bırakıyoruz ve böyle yumuşacık hamur elde etmiş oluyoruz. Ha, güzel. İçimi de hazırlamıştım. Çok güzel mayalanmış. Evet. Yapılışını gördüm bir taraftan. İlk önce uzunlamasını açtın. Harcımızı yerleştirdikten sonra yanlarından bıçakla kestin. Evet. Ve onları birleştiriyorsun. Saç örgüsü gibi yap. Bir tane yapar mısın hayatım? Onu tabii. Alalım tepsiye. Şöyle bir yaklaştırayım tepsime. Yağlanmış tepsimiz var. Burada iç harcımız var. İki tane büyük boy soğanımız vardı. Kare kare doğranmış. Onu biberle birlikte kavurduk. Sonra küp küp doğradığımız patlıcanları da içerisine koyduk. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar salçamız vardı. Tuz, karabiber ve pul biberimiz vardı. Ve en son piştikten sonra da üzerine maydanoz ince ince kıydık ve iç harcımızı hazırladık. Aynen öyle. Hemen böreğimizin yapılış şeklini de küçük pidemizin. De yapabiliriz, büyük de yapabiliriz. Ben böyle uzun uzun yaptım. Bence çok şık oldu. Hı-hı. Saç örgüsü. Evet. Böyle biraz unlayayım. İç harcımı sıcak olursa hamuru yırtıyor. Ona dikkat edelim. Bunun için reklam arasını hazırladın ve sen soğuttun. Evet. Şöyle unlamasını açıyorum. Patlıcan yemeği gibi yapıyorsunuz. Evet. Susuz olarak. Susuz. Ne? Ben bir de pideyi böyle acılı severim. Biraz acıyı fazla koyayım. İyi. Evet, bu şekilde açıp içine, ortasına harcımı koyuyorum. Patlıcan en sevdiğim sebzelerden biri. Kesinlikle, benim de. Her şeyi yakıyor. Ay, eşim hiç sevmiyor. Ben o yokken yapıyorum. Patlıcan deyince... Evet. Ben bayılıyorum yani her şeyine. Ezmesine, salatasına, evet, yemeğine. Evet, her şeye. Çiğ de olur. Şöyle kesikler atıyorum. Sarımsak çok yakışır. Üzerine yoğurt sarımsak yapıp döküp. Oh, mis gibi. Mis gibi vallahi. Afiyetle sadece bir tabak patlıcanlı gayet doyurucu güzel bir öğün bence. Kesinlikle. Evet, böyle kesikler atıp diğer işlemi kolay zaten. Üst üste örgülerini atıyoruz. Şöyle. Üzerine bir şey sürecek misin? Yumurta sarısı. Atmadan önce süreceksin. Aha, yumurta sarısı süreceğiz. Hazırlamışsın çünkü evet. Orada. İsterseniz üzerine susam. Yok. Serpebilirsiniz ama böyle sade. Patlıcan sebzenin üstünde. Fırınını açtın mı? Açmadın. Açmadım. Açmamı ister misin? Olur. Kekimi çıkartmıştım zaten onun sıcaklığı devam ediyor diye açmadım daha. Kekimiz, ay şahane. Evet. Ay havuzun içerisinde harç, labneli. Evet. O ay, ortaya da mişine gelecek. Ay çok fena, çok güzel. Hakikaten. Konuklarıma böyle güzel lezzetler ikram edeceğim için de ayrıca mutluyum. Ben seni böreğinle baş başa bırakıyorum, tamamdır. Kekinle baş başa bırakıyorum. Tamam. Zaten kekimizin vişne sosu da hazır. Evet, o da hazır. Onun kıvamı da çok güzel olmuş. Nişasta ile beraber, şeker ve su ile beraber güzelce vişnelerimizi dediğim yoğun gibi yaptım, güzel olmuş. Blender'dan da geçirebilirsiniz ama ben böyle taneli taneli daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. Evet. Kesinlikle öyle. Ellerine sağlık, kolay gelsin. Teşekkür. Patlıcanlı böreğimiz, pidemiz fırından çıktı. Kekimiz de şahane görünüyor. Şimdi de bir cacık yapıyoruz ama. Evet. Kayık cacık. Kayık cacık. Salatalıklar oyulmuş. Şöyle oydum içlerini. Evet. Neler kullanacaksın? Mayonez görüyorum. Evet. Yani isteyen kullanabilir, istemeyen kullanılmaz diye şöyle bir kaşık kadar mayonez kullanacağım. Bir diş sarımsağım ya da iki diş arzuya göre. Süzme yoğurdum var, dereotum var ve salatalığımız var. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bunları böyle oyacağım şunlara. Bunlar kabuklu. Ha, kabuklu. Bu içine koyduklarımı da şöyle küçük küçük keseceğim. Minik minik. Bunları süzme yoğurdun içine karıştıracağım. İçine dereotu da koyacağım. Sarımsağımı, tuzumu ve mayonezimi koyup güzelce karıştırıp bu oyduğum salatalıkların içine ortasına çok koyacağım. Çok sulu olmasın diye mayonez onu bağlıyor musun bir nevi? Evet evet. Değil hem mi? Tat versin hem biraz bağlasın. Süzme yoğurt da zaten çok sulanmadığı için süzme yoğurt tercih ediyorsun. Evet, hani bildiğimiz cacıklardan değil birazcık bu. Bunun sunumu çok güzel oldu. Tam evet. Misafirlik bence. Kesinlikle. Çok şık. Dereotuyla yine süslersin. Evet, üzerine de dereotu serpeceğim tekrar. Sen yaparken göreceğiz tamam. Zaten. Kolay gelsin. Teşekkür. Çok güzel lezzetler hazırladın hayatım. Burası şahane görünüyor ve rengarenk görünüyor. Evet. O biberler o yakın detayda o kadar güzel göründüler ki. Cacık, cacık deyip geçmeyin. Bakın sunumu ne kadar özel. Çok güzel bir magma tatlımız cake. Var. Ne kek? Magma. Magma cake. Evet. Unuttum.
ve patlıcanlı evet. pide. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum canım benim.